Evet, misafirlerimizi böyle sahneye mümkün olur alalım. Canlandırmalarımız olacak. Önce canlandırmalarımızı izleyelim. Sonrasında da çadır içlerinde oyuncu arkadaşlarımız size bilgi verecekler ve anlatım yapacaklar. Kumandanlık çadırı, müze çadırı ve Sahra Hastanesi'nde neler oldu, neler yaşandı hakkında sizleri bilgilendirecekler. Evet, acele etmeyelim, sakin bir şekilde, evet. Boya bak belediyemizin himan. Emredersiniz kumandanım. Boya bak gönüllü beni. Sola dön. İstikamet süperler. Uygun adım var. Sorgun köyüne doğru yola çıkmış. Kadıncağız mektubu aldığında doğru İmam Efendi'ye gitmiş. İmam Efendi söylemiş, kadıncağız ağlamış. Sonra kadıncağız söylemiş, İmam Efendi yazmış ve mektup Çanakkale'ye yola çıkmış. Mektup Çanakkale'ye yola çıkmış çıkmasına da değerli misafirlerimiz. Mektup Çanakkale'ye varmış varmasına da Hasan mektuptan iki gün önce bir İngiliz bombardımanında paramparça olup şehadet şerbetini içmiş. Kumandanı Hasan evladım siperden çıkma vurulacaksın demesine rağmen siperden çıkmış. Yaralı bir İngiliz askerini sırtlayıp Sıhhiye çadırına götürürken şehit olmuş. Gelen mektupların arasından Hasan'ın anasının yolladığı mektubu bulup okumaya başladığında kumandan daha fazla dayanamamış. Nefer dinleyin bakın. Hasan'ın anası size ne haber yollamış? Kumandanım, Hasan'ımın saçlarının neden kınalı olduğunu sormuşsunuz. Biz üç şeye kına yakarız. Kurbanlık koçu kınalarız. Allah'a kurban olsun diye. Gelinlik kızlarımızı kınalarız. Evine, evdeşine, çocuklarına kurban olsun diye. Bir de peygamber ocağına yolladığımız kuzularımızı kınalarız. Vatana, bayrağa, milletine kurban olsun diye. Hasan'ımın saçlarını ondan kınaladım kumandanım. Allah sizi ve devletimizi başımızdan eksik etmesin. Evlatlarımızı size, sizleri de Allah'a emanet ediyorum diyerek mektubunu sonlandırmış. Vazgeçtiler. Dünya tarihinde ilk kez bir kumandan sizlere savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Lakin bunlar kanlı sırtta kullandılar. Evet Sami Bey evladım. Biz askeriz. Katil değil. Savaşın da bir adalet olmalı. Kumandanım, Almanların bu savaşta yanımızda bu kadar etkili olmasını anlamış değilim efendim. Onların bir tek hedefler. Bizim yenmemiz, yenilmemiz onların umurunda değil. Buradaki savaş sürsün ki onlar Batı cephesinde rahat olsun. Peki bu durumda ne yapacağız kumandanım? 19. tümeni tatbikata alıyoruz. Tüm askerler yarın çıkarma varmış gibi hazır olsunlar. Emredersiniz kumandanım. Lakin bir sorun daha olacak. Adalet dediniz. 7 düvel 1 olmuş en muazzam silahlarını üzerimize kusuyor. Hangi adalet? Bu savaşın adaleti nerede kumandanım? Bizde adalet burada kumandan. Burası bizim vatanımız. Bizim toprağımız. Vatanımızı Almanın şunun bunun aklıyla değil. Kendi aklımı
kafamızla, kendi yüreğimizle koruyacağız. Emanet yürekte bir şey olamaz. Emredersiniz kumandanım. Kesilmiş o dönemler. Sadece topuk için değil, çoğu ameliyat canlı canlı olmuş. Ağızlarına bir tahta parçası veriliyor. Çığlıkları, sesleri, inlemeleri çok yani fazla çıkmasın. Yani bağımsızlığımız elimizden alınmış. İşte bu da olmuş. Şimdi de devletin bağımsızlığı elden gidiyor. Mahpusluğun olduğu yerde hayat olur mu? Evet, hemşire hanım kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bir hafta yakın buradasınız. Çanakkale Zaferi Plan Forumu'nu kurdunuz. Evet. Buradaki izlenimleriniz nasıl? Şöyle söyleyeyim, biz anlatırken bu duyguları yaşıyoruz, hissediyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor. Onların yaşadığı acıyı tatmamız imkansız. Allah yaşatmasın, tattırmasın. Ama o zaman da yetersiz malzeme yüzünden yüzlerce askerimizi şehit verdiğimiz bu durumda kullanılan malzemelerin bir kısmı. Telle dikilmesi ve canlı canlı narkozsuz dikilmesi gerçekten içler acısı. Örneğin kopan göz ve karından yara alan askerlerimize hiçbir şekilde tedavi yapılmıyor. Sıviye çadırı diye adlandırdığımız bu çadırlardan dışarı çıkartılıp rahat bir yere alınıyor ve ölüme terk ediliyor. Nedeni ise şu, dışarıda sırada yüzlerce yaralı askerlerimiz var. Öncelik olarak ağır yaralı değil, kurtarabilecek olduğumuz diğer yaralı askerlere öncelik tanınıyor ki direkt siperlere gönderilsin. Kolu veya bacağı kopan askerlerimizin kanı durdurulup sargı beziyle sarılıyor ve tekrar siperlere gönderiliyor düşmanla savaşmaları için. Topuk koparan dediğimiz üçlü çiviler var. Bu çiviler dedelerimizin askerlerimizin topuğuna battığında bu büyük bıçak diğer çadırda da testereye benzeyen büyük bir bıçak var. Narkozsuz bir şekilde bu bıçaklarla topukları kesiliyor. İnleme sesleri, çığlık sesleri diğer askerlerimizden rahatsız etmesin diye ağızlarına küçük bir tahta parçası veriliyor ve o tahta parçasıyla o topuklar kesiliyor. Ve o şekilde tekrar siperlere gönderiliyor. Hatta bir canlandırmamız var. Bir baba ile oğlu sınandığı savaş. Doktor kendi oğlunu tedavi edemiyor. Nedeni göğsüne şarapnel yarası alıyor ve çok ağır. Hiçbir şekilde müdahale yapmıyor. Direkt sıhhiye, onu rahat bir yere alın diyerek emir veriyor ve onu çadırdan dışarı çıkartıp diğer askerimizi kurtarmak için orada ameliyatını gerçekleştiriyor. Çok az doktor ve hemşire olduğu için yüzlerce şehit verdik. Bu teçhizat ve malzeme eksikliğinden daha çok bir şehitimiz verdik. Evet hemşire hanım, yüzden... çok teşekkür ederiz de. Gençler, Hassa'dan gelmiş tiyatro, sinema oyuncularımız burada Çanakkale platformunu kurmuşlar. Ve bize Çanakkale'de yaşanan o bir nebze yaşatmak istedik. De yani hep unutulmayan hemşire hanımın da burada anlattığı gibi olarak siz nasıl etkilendiniz buradan? Evet, bir kişi. Gerçekten ne kadar zor şartlarda bu vatanın ele alındığını gördük. Bu vatan kolay kazanılmadı. Kolay da kimseye verilmeyeceği ortada. Teşekkür ederiz. İnmedi, inmeyecek. Bunun için çabalayacağız. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çanakkale Savaşı'ndaki Türk kadınının mermi taşımasını canlandırıyorsunuz. Evet. Şu anda nasıl bir duygu içindesiniz? Çok yoğun duygular içerisindeyim. Düşünüyorum bazen. O dönemde insanlar bu zorluğu, bu sıkıntıyı nasıl çekebildi, nasıl dayanabildi? Şu kadarcık hafif bir ağırlığı bile taşımakta zorlandım. Annelerimiz Allah'tan gelen bir güç olsa gerek ya da evlatlarının verdiği güçten olsa gerek. Onlarla birlikte savaşmayı denemişler ve başarmışlar. Bu Türk milleti onların sayesinde ayakta durabiliyor. Duygularım o kadar yoğun ki söylemekte bile zorlanıyorum. Merhaba hocam. Biz Boyabat'a gelip bu Çanakkale Zaferi'ndeki çok önemli anları bu gençlerimize yaşattığınız için, canlandırdığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, siz de hoş geldiniz. Bir haftadır Boyabat'tasınız. Çanakkale Zaferi platformunu kurdunuz burada. Burada ziyaret Boyabatlı öğrenciler, diğer halktan ziyaretçilere çeşitli oyunlarla Çanakkale'yi yaşattınız. O günkü destanı yaşattınız. Evet. Nasıl bir duygu? Yani harika bir duygu. Öncelikle şöyle başlayayım.
Boyabat Belediyesi'ne gerçekten gönülden teşekkür ederiz. Böyle bir platforma öncülük ettiği için Şevik Başkan'a. Ayrıca gençlerin izlenimi, ailelerin gelmesi, hani yoğun ilgiden dolayı biz de çok mutluyuz. Arkadaşlar zaten gönüllü alayımız da her gün buradalar. Her saat buradalar. Okulların çocukları toplayıp gelmesi, hani çocuklara bir şey anlatmamız, canlandırmalarımız var. Kınalı Hasan olsun, zehirli gaz olsun. Bunların hepsini yaşatmamız, Çanakkale'yi yeniden yaşatıyoruz. O ruhla yeniden Çanakkale'yi Çanakkale olduğunu gösteriyoruz herkese. İşte gelen herkese teşekkür ederiz öncelikle. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ta Fatsa'dan, Fatsa daha çok oyuncular, Fatsa tiyatro ve sinema sanatçılarının canlandırdığı bir, kurmuş olduğu bir platformdu burası. Çok sağ olun, var olun diyoruz bize. Biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok sağ olun. Boyabat gerçekten misafirperver diyorlardı. Görmüş olduk bu sayede. Çok teşekkür ederiz biz de, Boyabat halkından. Ben de Boyabat Sesli gazetesi adına size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Merhaba. Evet, siz de hoş geldiniz. Bir haftadır Boyabat'tasınız. Evet. Çanakkale platformu, Zaferi platformunu kurdunuz burada. Burada ziyaret Boyabatlı öğrenciler, diğer halktan ziyaretçilere çeşitli oyunlarla Çanakkale'yi yaşattınız. O günkü destanı yaşattınız. Evet, nasıl bir duygu? Yani harika bir duygu. Öncelikle şöyle başlayayım. Boyabat Belediyesi'ne gerçekten gönülden teşekkür ederiz. Böyle bir platforma öncülük ettiği için Şevik Başkan'a. Ayrıca gençlerin izlenimi, ailelerin gelmesi, hani yoğun ilgiden dolayı biz de çok mutluyuz. Arkadaşlar zaten gönüllü alayımız da her gün buradalar. Her saat buradalar. Okulların çocukları toplayıp gelmesi, hani çocuklara bir şey anlatmamız, canlandırmalarımız var. Kınalı Hasan olsun, zehirli gaz olsun. Bunların hepsini yaşatmamız, Çanakkale'yi yeniden yaşatıyoruz. O ruhla yeniden Çanakkale'yi Çanakkale olduğunu gösteriyoruz herkese. İşte gelen herkese teşekkür ederiz öncelikle. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ta Fatsa'dan, Fatsa daha çok oyuncular, Fatsa tiyatro ve sinema sanatçılarının canlandırdığı bir, kurmuş olduğu bir platformdu burası. Çok sağ olun, var olun diyoruz bize. Biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok sağ olun. Boyabat gerçekten misafirperver diyorlardı. Görmüş olduk bu sayede. Çok teşekkür ederiz Boyabat halkından. Ben de Boyabat Sesli gazetesi adına size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Boyabat'tasınız. Çanakkale'deki o destanı çeşitli oyunlarla, gösterilerle gençlerimize adeta yaşatmış oluyorsunuz. Nasıl bir tepki aldınız Boyabat'ta? Nasıl gördünüz Boyabat'taki izleyicileri, size karşı olan ilgilerini, yaklaşımlarını? Öncelikle bu organizasyonun oluşmasındaki kimin emeği geçiyorsa herkese tek tek teşekkür ediyorum. Boyabat'ta açıkçası beklediğimden güzel bir ilgi oldu. İnsanlar, katılım çok güzel, insanların yaklaşımları çok güzel. Boyabat insanı özellikle çok sıcakkanlı, teşekkür ediyorum bu konuda tekrar. Burada ufak ufak gösterilerle insanların duygularını yansıtmaya çalıştık. O zaman neler olmuş, bunları yansıtmaya çalıştık tabii elimizden geldiğince. Şimdi elimizden geldiğince de başardığımıza inanıyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Gösterdiğiniz emek gerçekten çok büyük. Yok, estağfurullah. Biz zaten görevimizi yapıyoruz da biz de bizim izlenimlerimiz yani sizlerin bu bir haftalık gösterilerine çok memnun kaldıkları, çok etkilendiklerini gördük. Bu vesileyle biz size teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrardan başka bir etkinliklerde gelirsiniz diye umuyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, bir haftadır Boyabat'ta bulunan Fatsalı sinema ve tiyatro oyuncularımız Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Çanakkale Zafer platosunu burada kurdular. Halkımıza, öğrencilerimize Çanakkale'de yaşanan o destansı anıları canlandırdılar. Şimdi sanatçılarımız nasıl etkilendiler? Boyabat'tan memnun kaldılar mı? İzleyicilerden evet, buyurun. Evet, 4 günden beri buradayız ve bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz bu vesileyle.
Dördüncü günümüzdeyiz, final yapacağız. Boyabat'a ben ilk defa geliyorum. Ama geçen sene gelen arkadaşlarımdan da duymuştum. Çok memnunuz. Buradaki organizasyonda hiçbir eksiklik görmedik ve çok memnun ayrılacağız. Buradaki vatandaşlarımız, okuldaki öğrencilerimiz, eğitmenlerimiz, belediye başkanımız, kaymakamlık olsun. Herkes her konuda bize çok destek oldu. Buradan çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Ve bugün final akşamımız. Akşamleyin de Ahmet Yenilmez'in de meddah gösterisi olacak. Final gecemizde tüm Boyabatlı halkımızı burada bu güzel etkinliğe bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz her şey için. Biz de teşekkür ederiz. Evet hocam. Evet, ben İbrahim Çapkın. Tiyatro oyuncusuyum. Böyle bir etkinliğin olduğu söylendi bana. Seve seve kabul ettim. Benim de bir tarafım, yani hanımım Gerzeli. Bu tarafları iyi biliyorum. Buranın insanlarını da çok iyi biliyorum. Çok sıcak insanlar. Cana yakınlar. İlgi alaka çok güzel. Allah hepsinden razı olsun. Bu etkinlikte hiçbir zorlukla karşılaşmadık. Çok memnun ayrılıyoruz. Boyabat halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz de size teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz emekler için. Etkinlikleriniz için. Sağ olun. Sizler sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir haftadır Boyabat'tasınız. Çanakkale Zafer Platosu etkinliklerinde rol aldınız. Gençlerimize, halkımıza Çanakkale ruhunu yaşatmaya çalıştınız. Bugün de son gününüz. Boyabat'ta nasıl ayrılıyorsunuz diyelim? Benim için bir ilkti. Çok güzel bir deneyimdi. Hiç bu kadar yani filmlerde, dizilerde izliyordum ama içinde bulunmak çok farklıymış. Bu duyguları tekrardan yaşamak. Buradaki ortam, atmosfer de çok güzel. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yani bir nebze de olsa o zamanları anlayabildik. Çok şükür. Her zaman da anımsamak, hatırlamak isteriz. İnşallah bir daha böyle bir şey kimsenin, hiçbir insanın başına gelmez. Çok şükür bugünlerdeyiz, böyleyiz, canlandırabiliyoruz. İnşallah daha da iyi olur. Teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, şu anda Fatsalı tiyatro oyuncularının Boyabat'ta kurmuş oldukları Çanakkale Zafer Platosu'ndayız. Şu anda bize sinema ve tiyatro oyuncusu İlker Taze ve bu organizasyonu da yöneten arkadaşımız bir haftaya yakın buradadır. Çanakkale Zaferi'ni canlandırıyorlar. Öğrencilerimiz, halkımız ziyaretliler. Acaba nasıl bir etki altında kaldılar, ziyaretçilerimizden memnun kaldılar mı? Bize kendileri, hem kendisini biraz daha yakından tanıtıp bize açıklama yapacak. Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle. İsmim İlker Taze, Can Prodüksiyon Genel Sanat Yönetmeniyim. Burada kurulan Çanakkale Platosu, Çanakkale Zafer Platosu'nun da kardeşim Alican Taze ile birlikte organizasyonunu üstlendik. Ve Fatsalı tiyatro oyuncu arkadaşlarımızla birlikte de burada bu platoda oyuncular anlamında da hayata geçirdik ve başladık. Yaklaşık bir haftadır buradayız. 14'ünde başladık. Ayın 13'ünde Numan Bey'in de Kültür Merkezi açılışında yine top atışlarıyla etkinliklerimize başladık. Sonrasında buradaki çadırlarımızın açılışı ve Nazım Maviş vekilimizin ve belediye başkanımızın katılımlarıyla açılışımızı yaptık. Güzel bir şekilde alanımıza insanlarımız geliyorlar, ziyaretlerini yapıyorlar. Daha küçücük çocuklar gelip duygusallaşıyorlar. Yaşlı teyzelerimiz, dedelerimiz, ablalarımız geliyorlar ve bizleri izliyorlar. Ve Boyabat halkı gerçekten çok ilgili, çok ilgi ve alaka çok iyi. Biz bu noktada Boyabat halkına çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizleri siz değerli Boyabat halkıyla ve Boyabatlılarla buluşturduğu için belediye başkanımız Sayın Şevik Çakıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve burada yaşadığımız duygular bizim için çok çok önemli. Gelen öğrencilerimize, vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Çok da güzel tepkiler alıyoruz. Kurduğumuz kumandanlık çadırı, müze çadırı ve Sahra Hastanesi'nde de anlatımlar yapıp bilgiler veriyoruz. Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın torunları yine her gün ilçe milli eğitimle yapmış olduğumuz çalışmada 10 lise öğrencimiz gönüllü alayı oluyor. Boyabat Gönüllü Birliği olarak bu alanda bizlerle birlikte çatışma sahnelerinde ve canlandırmalarımızda bizlere yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda
Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa dedelerinin de ruhaniyetini bir günlüğüne de olsa gönüllü olarak yaşıyorlar. Bu anlamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum. Belediyeye teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensuplarına bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Kime asker olur? Ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün akşam Ahmet Yenilmez Bettah gösterimiyle finalimizi yapacağız. Hoşaf dağıtımıyla kapanışımız ve çatışma sahnemizde bugünkü etkinliklerimiz ve etkinliklerimizin tamamı bugün itibariyle bitmiş olacak. Biz çok teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Tüm oyuncu arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım, organizatörümüz Alican Taze bizleri Boyabat halkıyla buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.